Şöyle sakin sakin oturup dostlarla sohbet etmek istiyorsanız, fazla gürültüden uzaklaşmak istiyorsanız işte önemli bir yere götürüyoruz sizleri. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörel arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Muğla Datça'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Zeytin Pub'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ferhat Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ferhat Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Bizler iyiyiz, sizler iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun efendim, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun efendim. Bizler teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim tekrar. Ferhat Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Ferhat Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? 30 senelik İstanbulluyum. Evet. Yaklaşık 5 senedir Datça'da yaşıyorum. Ve artık Datça'da pub sektöründeki eksikliği gidermek için bir hamle yapma ihtiyacı hissettik ve Zeytin Pub'ı oluşturduk. Evet, bu şekilde sektöre girişimiz oldu diyebiliriz. Evet. Peki bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ne gibi eğlenceler düzenliyorsunuz? 2015'in Aralık ayında açtık firmamızı. Evet, yeni bir firmayız esasında. Çok yeniyiz, evet. Sektörde yeni değiliz. 5 senelik bir Datça tecrübemiz var. Fakat yönetici olarak evet, yeniyiz. Evet, yani sektörde eski bir isimsiniz. Çünkü bu eski olmak da gerçekten birçok şeyi sizlere katabiliyor. Çünkü sektörde bir eskilik var. Tabii yeni bir işletmeci olabilirsiniz ama bu noktada da gerçekten bir şeyleri daha iyi analiz edebiliyorsunuz. Daha iyi bir hizmet sunabiliyorsunuz. Ki şunu da görebiliyoruz Ferhat Bey. Sizler de bir eğlence mekanına gittiğiniz zaman ne istediğinizi biliyorsunuz. Evet, ve bunlara göre de bir tedbir alıp burayı oluşturmuşsunuz. Çok inanılmaz bir dekorasyon yapmışsınız bu arada. Nasıl oluştu bu? Burada mevcut daha önceki dekorasyon üzerinde bir takım değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Çünkü eksikler vardı. Renk konusunda biraz oynamalar yaptık. Işıklandırmalar daha koyu tonlarda, sıcak bir ışıklandırmayla müşterilerimiz geldiğinde rahat etmesi amacıyla oynamalar yaptık. Evet. Peki burada yapmış olduğunuz organizasyonlar var mıdır? Bir doğum günleri olsun, evlilik yıl dönümleri olsun, gençlere özel organizasyonlar? Datça'da doğum günlerine çok önem verirler. Evet. Doğum günleri organizasyonlarımız sürekli oluyor. Etkinliklerimiz oluyor. Mutlu saatler adını verdiğimiz Happy Hours diye geçen indirimli alkollü içecek satışlarımız oluyor. Müşterilerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz etkinliklerimizle. Evet, yani önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyoruz diyebiliriz bizler Zeytin Pub olarak. Samimiyet bizim için en önemlisi. İnsanlara önce samimiyetimizi sunuyoruz, ardından ticaret evet, bizim için ikinci planda. Değil mi? Harika evet, gerçekten. Peki burada toplamda kaç metrekarelik bir alanda, kaç personelisiniz efendim? 250 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz müşterilerimize. Evet. 3 personeliz. Biz kendi işimizin işçileriyiz aynı zamanda. Patronculuk oynamıyoruz. Patronculuk yani, oynamıyoruz. Servis harika, çalışanımıza da hatta şunu söylüyoruz. Gelen misafirlerimize patron olduğunu söyle. Müşterilerimiz seni patron gibi görsün. Sen yönetiyorsun bu mekanı. Değil bize mi? Mümkün olduğunca danışma. Sorumluluk al. İstediğin ikramı yap müşteriye. Bu imkanları da sunuyoruz. Patronculuk bizde oynanmaz. Evet, evet, yani sahiplenme duygusu esasında. Sahiplenme duygusunu sonuna kadar çalıyoruz evet çalışanımıza. Evet, kesinlikle efendim. Gerçekten bu konuda sizleri tebrik ediyoruz. Peki buraya gelen konuklar genelde nerelerden geliyor? Yani Datça ağırlık mı yoksa turistler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya? Mekanımız 12 ay açık olan bir mekan. Evet. Fakat Datça yaz sezonunda yoğun olan bir turistik bölge. Evet. Fakat biz yaza göre hareket etmiyoruz. Bizim için kış da önemli. Datçalı misafirlerimiz, arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız için de biz burada sürekli varız. Çok iyi bir şey. Çünkü insanlar aslında bizi de temsil etmiş oluyorsunuz bir noktada. Çünkü dünyanın her noktasından Datça'ya geliyorlar. Evet. Ve bu noktada da bakıyorlar yani verilen hizmeti olsun, ürünleri olsun. Ve gerçekten hani bir diş üstünüz esasında. Özellikle yaz aylarında evet yat turizmi burada çok yoğun bir şekilde işliyor. Evet. Yat müşterilerimiz, yabancı ağırlıklı müşterilerimize kokteyl ağırlıklı içki satışıyla, çünkü kokteyl bizim için bir kalite unsuru, hizmet ediyoruz. Harika. Peki bu sektöre girerken hedefleriniz neydi Ferhat Bey? Belli başlı hedefler koymuşsunuzdur. Evet, çok kısa, çok yeniyiz ama bir hedef olmuştur mutlaka. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olacak? Nerelerde görebileceğiz sizleri? Çok yeni olduğumuz için tabii ki uzun vadeli düşünüyorum ben.
bu işlerde, bu sektörde zaten ilk bir sene müşterinin sizi tanıma senesi. Evet. İkinci seneden sonra artık müşteriye sunduğunuz hizmet kabul görmüş olur ve ondan evet. sonra da ekonomik anlamda da bir şeyler kazanmaya başlarsınız. Evet. Ben en az 5 senelik bir proje çizdim burası için. 5 senelik bir proje, evet. ciddi bir yatırım yani, evet. ciddi bir proje gerçekten, ama şunu söylemeden bakacağız. Geçemeyeceğim Ferhat Bey, çok severek yapıyorsunuz bu işi. Bu iş sevilmeden yapılacak iş değil. Mesai saatleri uzun artı alkollü ortamlar her zaman evet severek yapıyoruz. Severek yapıyorsunuz. Harika. İnsan zaten sevmediği ve inanmadığı bir işte de başarı göstermesi mümkün değildir diyoruz Ferhat Bey. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Muğla'ya, Datça'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Muğla Datça'dan seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörünün lider firmasına konuk olduk. Zeytin Pub ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'sunda.